Evet, Adana'nın Sarıçam ilçesi Cihadiye köyündeyiz. Burada biraz önce yağlık ayçiçeği hasatı yapıldı. Biz de eşlik ettik. Şimdi bu arazinin sahibiyle ve Doktor Ayşe Çil'le bir röportaj gerçekleştireceğiz. Denemesi yapılan yağlık ayçiçeği hibrit tohumunun verdiği verim ve dayanıklılığını konuşacağız kendileriyle. Ben Mehmet Sert, Cihadiye köyünden. Sarıçam, Adana. Tarlamda devlet üretme çiftliğinin yapmış olduğu denemelerde ekmiş oldukları tohumlardan memnun kaldım. Yalnız Trakya bölgesindeki deneme çeşitleri biraz geççi olduğu için, boy yapısı yüksek olduğundan dolayı biz tercih etmiyoruz. Ama Ayşe Hanım'ın yapmış olduğu denemelerden memnunum. Tohum da verirse ekmeği de düşünüyorum. Peki kuraklık yoğun oldu, etkiledi mi hasatı? Hasatı aşağı yukarı bir 15 gün erken aldı. Biz Ağustos'ta bekliyorduk. Şu anda Temmuz'da biçimi bitirdik. 2 güne kadar da biçim biter. En son arazimi biçtiriyorum bugün için diyeyim yani. Peki verim beklediğiniz gibi oldu mu? Verim, çünkü yoğun bir yağlık ayçiçeği ekimi var. Benim ilk ektiğimde 400 kilo tahmin ediyordum da şu anki tahminim 350 kilo verdi. Bu 10 dönüm yerden 3,5 ton çekirdek çıkmıştır. İsterseniz biraz sonra da dekontu gösterebiliriz yani. Evet. Bu verim düşüşünü neye bağlıyorsunuz? Hava sıcaklığından dolayı erkene geldi. Biçim erkene geldi. Çünkü bundan dolayı da 20-30 kilo tekrar kaybolduğunu tüm arkadaşlar söylüyor, köylü olarak da. Ben de kendi görüşüm de öyle yani. Evet. Peki efendim, fiyatlar, biraz da fiyatlara değinirsek. Fiyatlar geçen yıl 10,5'la başladı. Ben bir de ticaret yapıyorum, alım satım işi yapıyorum. 10,5'la başladı. 11.750'ye kadar almıştım çekirdeğin fiyatını. Şu anda 9.500 artı faturayı alıyorum. Ama birkaç gün sonra çekirdek bir 500 lira da üzerine koyacak gibi şekilde o görünüyor yani. Evet, Tarım Bakanlığı'nın verdiği desteği nasıl değerlendiriyorsunuz? Destek fiyatı da şu anda için 70 kuruş, o da iyi benim nazarımda yani. Devlet de kendine göre haklı yani, çünkü o da bir sürü para ödüyor. Peki bugün böyle ama yükselmesini bekliyor musunuz ayçiçeği alımının? Çekirdeğin yükselmesini köylü vatandaş olarak isteriz ama devlete de bir maliyeti var, işte onu da devlet bilecek, biz bir şey diyemem o konuda yani. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Doktor Ayşe Nuran Çil. Bugün burada Cihadiye köyündeyiz, çiftçi tarlasındayız. Hasatlarımızı gerçekleştirdik. Ekim'den itibaren gelişme dönemlerinde zaman zaman bu denemeden bilgiler verdik. Gerek basınımıza, gerek bu konuyla ilgili çiftçilerimize, üreticilerimize. Bugün de hasatını gerçekleştirdik. Bu denemenin amacı şuydu, Türkiye'de ayçiçeği çalışan iki tane enstitümüz var. Onun çeşitleri burada yer aldı. TAGEM'e bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün çeşitleri ve aday çeşitleri burada yer aldı. Tabii ki bunlar bölgede en çok satan çeşitlerle, özel firmanın çeşitleriyle yarıştı. Yaklaşık birer dekarlık alandan 10 tane farklı çeşit burada bugün vardı. Bunlar içerisinde geççi, erkenci, orta erkenci çeşitler yer aldığını gördük. Ekstrem sıcaklıklar yine bu sene Adana'da yaşanmış oldu. Bu sıcaklıkta belirli çeşitler piyasada da yer değiştirdiğini görüyoruz. Ama bugün burada gururla şunu söyleyebilirim ki artık ayçiçeği, ana vatanı burası değil biliyorsunuz, yurt dışı. Artık kamu enstitülerinin çeşitleri özel sektörle yarışabilir bir boyutta. Bu sıcaklıklara, Adana'nın ekstrem sıcaklıklarına, hatta dünya genelindeki sıcaklıklara bağlı olarak bugün burada çok iyi sonuçlar aldık. Gururla söyleyebiliriz ki artık piyasada biz de varız ve Türkiye yağlık ayçiçeği, hibrit ayçiçeği çeşitlerinde dışa bağımlılıktan kurtulacaktır efendim. Çok teşekkür elbette ederim. Bundan sonra kamu enstitüleri olarak bölgede daha çok alanda demo kurulacak. Daha çok çiftçimizle buluşmaya çalışacağız. Ve özellikle de Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak yeni aday hibritlerimizi tescile sunmaya devam edeceğiz. Bunların ebeveyn hatlarıyla birlikte tescil süreçlerini takip edeceğiz. Yine ayçiçeği artık Adıyaman Gölbaşı dahil olmak üzere
Çukurova'da geniş ekim alanları da buluyor ve Muş Ovası'na dahil ülke geneline yayılıyor, yaygınlaşıyor. Bizim de farklı iklim kuşağına uygun ve iklim değişikliğine uygun çeşitlerimiz de geliyor. Özellikle Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak tuzluluk ve kurağa dayanıklılık, sıcaklık stresine dayanıklılık konusunda çeşitler de geliştiriyoruz. İnşallah bunların test hibritlerini de yakın zamanda deneme imkanı bulacağız. Thank you.